uydurma hadis diye bir vakıa vardır. Bunu kimse inkar etmiyor. Ama unutmayın, uydurma Kur'an diye bir vakıa da vardır. Yani böyle bir şey var diye biz Kur'an'dan nasıl şüphe etmiyoruz? Uydurma hadis var diye de hadisten şüphe etmememiz lazım. Bugün Hindistan'da Bankipur diye bir şehir var. Orada Umumi Şark Kütüphanesi var. Orada bir mushaf nüshası var. Müsteşrikler bunu neşrettiler Nöldeke vesaire. Orada elimizde olmayan, mushafta olmayan iki tane sure var. Suretül Velayet ve Suretün Nureyn. Bir kısım Şiiler diyorlar ki bakın işte bu sureleri sahabe Kur'an'dan çıkarttı. Bugün hatta pek çok Şii kaynağında sahabenin Kur'an'dan çıkarttığı iddia edilen onlarca ayet görürsünüz. Şimdi biz bu iddialar var diye Kur'an'dan şüphe ediyor muyuz? Etmiyoruz. Aynı şey sünnet içinde, hadis içinde varittir. Bir takım insanlar hadis uydurmuş tarih içinde, bu doğrudur. Ama nasıl Allah Teala uydurma Kur'an'dan sahih Kur'an'ı korumuştur? Aynı şekilde uydurma hadisten sahih hadisi korumuştur. Yani orada neyse vakıa, burada da budur. Dolayısıyla bu vakıa üzerinden işte uydurma hadis var, zayıf var vesaire var, dolayısıyla buna güvenemeyiz şeklinde geliştirilen bu söylem, yaygınlaşan bu söylem bizim için son derece büyük bir tehdittir. Bir kimlik, kimliğimize yönelik bir tehdittir bu bizim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i sünnetten yalıttığınız zaman, tecrit ettiğiniz zaman ortada sizin yorumunuza kalmış bir metin kalıyor.